12. bölüm. Rab sevdiklerini terbiye eder. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak, önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna, utancı hiçe sayıp, çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtana dek dayanmak zorunda kalmış değilsiniz. Oğullara söylenir gibi, size verilen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Çünkü O, sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanıyorsunuz. Tanrı size, oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil, yasa dışı evlatlarsınız. Kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. O halde ruhlar babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi? Babalarımız bizi kısa bir zaman için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu, böyle eğitilenler için daha sonra esenlik veren doğruluğu üretir. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun. Ayaklarınız için düz yollar yapın ki, kötülüğüm olan yoldan sapmasın. Tersine şifa bulsun. Tanrı'yı reddetmeyin. Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Dikkat edin ki kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Kimse cinsel ahlaksızlıkta bulunmasın ya da ilk doğmuş olmanın hakkını bir yemeğe karşılık satan Esav gibi Tanrı'ya saygısızlık etmesin. Biliyorsunuz, Esav daha sonra kutsanma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşlarıyla yalvardığı halde vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi. Sizler, dokunulabilen ve alev alev yanan dağa, karanlığa, koyu karanlık ve kasırgaya, gürleyen çağrı borusuna ve tanrısal sözleri ileten sese yaklaşmış değilsiniz. O sesi işitenler, kendilerine bir sözcük daha söylenmesin diye yalvardılar. Eğer dağa bir hayvan bile dokunsa taşlanacaktır, buyruğuna dayanamadılar. Görüntü öyle korkunçtu ki Musa, çok korkuyor ve titriyorum, demişti. Oysa sizler Siyon dağına, yaşayan Tanrı'nın kenti olan Göksel Kudüs'e, bir bayram şenliği içinde on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam ifade eden serpmelik kana yaklaştınız. Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü onlar yeryüzünde kendilerini uyaranı reddettiklerinde nasıl kurtulamadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek bizim kurtulamayacağımız daha da kesindir. O zaman onun sesi yeri sarsmıştı. Ama şimdi bir kez daha, yalnız yeri değil göğü de sarsacağım diye söz vermiştir. Bir kez daha sözü, sarsılabilen, yani yaratılmış olan şeylerin ortadan kaldırılacağını ve böylelikle sarsılamayanların kalacağını anlatıyor. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuza göre minnettar olalım. Öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde saygı ve korkuyla tapınalım. Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir.